Tüm bu yaşatılanlar beni daha çok hırslandırdı. Örneğin karşılanmamış talepleri olanlar, çıkarlarına veya beklentilerine göre taraf seçenler, kraldan çok kralcı olup nasıl olsa kral böyle ister diyenler, ben sustukça birileri benim yerime konuşur oldu. Televizyona çıkıp atıp tutanların, mahkeme salonlarında sundukları darp raporları gibi. Yıllardır Türk yapımları ile Türkiye'ye yatırım yapan Netflix artık sporumuza da el attı. Ve belki de birkaç yıl beklese Exxen'de kesin yer alacak Fatih Terim'in hayatını anlatan bir belgesel yayımladı. Belgesel kolay kolay hiçbir belgesele kısmet olmayacak bir outdoor reklam kampanyası ile tanıtıldı. Şehirlerin duvarları Fatih Terim'in özlü sözleriyle doldu. Hani tam da bizim bu videoda eleştireceğimiz konuları yansıtan özlü sözler. İşte hepimizin kulağına küpe olması gereken bu özlü sözlerden birkaçı. Bam bam bam. What can I do sometimes? Yenilmek kolay, yenmek kolay. Ben çok kalabalık bir yalnızım. Eğer Fatih Terim varsa adaletin olduğu yerde vardır. Herkes dikkatli olsun. Neyse, Fatih Terim şüphesiz ki futbol tarihimizin en önemli figürlerinden bir tanesi. Kazandığı başarıların üzerine çıkamayan isimleri geçin, onun tek başına sahip olduğu kupa sayısına ulaşamayan kulüpler var. Galatasaray'la imza attığı başarılar, milli takımla kazandığı başarılar, en iyi zamanlarında İtalya Ligi'nin önemli takımlarında yaptığı hocalık. Bir daha hangi antrenörümüz büyük liglerin bir büyük takımında koçluk yapabilir, herhalde mucize olur. U21 milli takımıyla çıktığı 91'deki Akdeniz oyunlarından başlar, Galatasaray'la kazandığı UEFA kupasına uzanır, Euro 2008'den de köşeyi döndük mü yine Galatasaray'la elde ettiği sayısız kupayla bitiririz yolculuğumuzu. Evet, Fatih Terim büyük bir başarı ve sembol olmuştur. Hem çalıştığı futbolcular hem de taraftarlar için. Ülkemizin gelmiş geçmiş en iyi hocasıdır. Ama konu belgesele gelince orada biraz durmak lazım. Belgesel dediğin uzunca bir reklam filminden başka bir şeydir. Konuya her tarafından yaklaşır. Eleştirilere de yer verir, başka bakış açılarını da not eder. Fatih Hoca'nın da kariyeri boyunca aldığı eleştiriler var. Futbolcularla girdiği polemiklerden tutun, sahaya atlamalarına gidin. Milan'da oyuncusu olan Pirlo'nun yazdığı kitapta sözünü ettiği taktik verme biçiminde atlamayın. Hop, oradan gazetecileri hayatı zindan etmesi, İsviçre maçındaki sahaya dalışı, kendi istediği milyon euroluk oyuncuları yine kendi isteğiyle kadro dışı bırakmaları, başkanlarla, yöneticilerle olan kavgaları, yanındaki herkesi bir şekilde kendine bağımlı hale getirmesi, onca yıl yardımcılığını yapanlardan hiçbirini yetiştirememesi ve elbette ki kebapçı kavgası derken liste uzayıp gidiyor. Bu video Fatih Terim temalı reklam filmi havası taşıyan Netflix belgeselinde bulunan her şeye ek olarak bir belgeselde bulunması gereken önemli başka anıların, o tarihe geçen anların videosu. Netflix'in prim kasma konusunda muhteşem düşünülmüş ancak yapım ve kurgu konusunda biraz üstün körü bir çizgide yapılmış bir belgesel Terim belgeseli. Eski futbolcularıyla anılarının tak tak hızla geçildiği, belgeseli izlerken kurgusal bir dokunuşun bayağı bir eksik kaldığı, arşivlere girmeye üşenilip grafik tasarım yoluyla o günkü gazete küpürlerinin yaratılmaya çalışıldığı, doğru bir olay akışı olmayan ve sadece tek taraflı bir belgesel var önümüzde. Elbette buna bir reklam filmi ya da gençliğime mektup demezsek. Belgesel henüz ilk saniyede offside'a düşen Burak Yılmaz'ın edasıyla başlıyor. Gözümüzü Bodrum'da, hocanın milyonluk muhteşem ötesi evinde açıyoruz. Bu belgeseli kurgulayan kişiler, Bodrum'la Fatih Terim ne alaka demediyse biz de hiçbir şey demiyoruz. Doğma büyüme Adanalı olan ve kariyerine de 1969'da Adana Demirspor'da başlayan Terim'in hayatını anlatan belgesel, bize kalırsa Adana sıcağında başlamalıydı. Anlayacağınız henüz ilk sahneden Alex Taşçıoğlu bayrağını kaldırıyor. Gelelim belgeseldeki bir başka genel soruna. Netflix uzun zamandır Michael Jordan'ın Last Dance'i, Luis Figo, Neymar, Tevez, Pele, Griezmann ve diğerleri. Bunlardan bazıları da gerçekten belgeselcilik tarihine geçti. Örneğin Last Dance'i ele alalım. Michael Jordan'ın kariyerini, yükselişini, düşüşünü objektif bir dille anlatan bu belgesel, aynı zamanda Jordan'la arası iyi olmayan isimleri de konuk ederek karşıt görüşe de yer vermişti. Terim belgeselinde sadece Terim, ona yakın futbolcular, onunla arası iyi olan yöneticiler ve gazeteciler yer alıyor. Hoca sanki tarih öncesinde yaşamış kusursuz bir adam, destan yazmış bir kahraman gibi anlatılıyor. Futbolcu tarafında hocaya babam diyen Arda Turan ve hem futbolculuk hem antrenörlük kariyerinde hocayla çalışan Ümit Davala gibi isimler yer alıyor. Gazetecilerde Şansal Büyüka ve başkan olarak Faruk Süren yer alıyor. Bu isimlerin tamamı Terim'le yakın olan ve asla olumsuz konuşmayan isimler. Euro 2016'da A milli takımın başındayken hocayla en büyük sorunu yaşayan isim olan Arda Turan bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Zaten o konu açılmıyor bile. Kötü olaylar sanki yokmuş gibi davranılıyor.
Fatih Hoca'nın arasının kötü olduğu rahmetli başkanlar Özhan Can Aydın ve Mustafa Cengiz olmasa bile o dönemden bir yönetici yer alabilirmiş mesela. Dursun Özbek ve Burak Elmas gibi yine zamanında sorun yaşadığı başkanlar hayattalar ama belgeselde yoklar. Hele Ünal Aysal başkanlığındaki Galatasaray'dan ayrılışını "antrenman bitti, terim soğumadan kovuldum" gibi dramatik cümlelerle anlatıyor Fatih Terim. Ancak aynı olay Ünal Aysal tarafından hocanın ikili oynadığı, "Galatasaray'ın başındayım" deyip telefonu kapattıktan sonra milli takıma canlı yayında imza attığı şekilde anlatılmıştı. Aa baktım Fatih Hoca da orada. Fatih Hoca başrollerde ve hatta şu bir şey imzalayacaktık bu doküman nerede diye de bir espri yaptı. Bir dokümanlar geldi. Kontratları imzaladılar. Aynı gün oluyor. Eğer bağımsız bir belgesel yapılıyorsa bu olay diğer tarafın ağzından da dinlenmeliydi, dinlenmedi. Hocanın sözü senetlenmiş olacak ki geçildi. Eserinle övünebilirsin. Şimdi kemoterapiye tekrar başladı. Niye yapıyorsun? Be yapma be sevgili hocam. Bir kere geçmiş olsuna gelmedin bana. Galatasaray'la UEFA Kupası kazandıktan sonra İtalya'ya, Fiorentina'ya, ardından Milan'a geçişi ise yine olumsuzluklar olmadan anlatılmış. Belgeseldeki tek problem tek taraflı bir anlatım olması değil. Fatih Terim, aslında bakarsanız destanlaştırılırken bazı konularda da zayıf anlatılıyor. Örneğin, 2000'e yaklaşılırken taktik konusunda döneminde Türkiye'de devrim yaratmıştı Fatih Terim. Dönememiz tamam, ileri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam 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 gideceğiz, daha oynayacağız. Ancak bu olay, baskılı oynadık, karakter koyduk gibi duygusal cümlelerle anlatılıyor. Hem Galatasaray'da hem de Fiorentina yıllarında yarattığı taktiksel anlamda büyük değişiklikler anlatılmıyor. Tüm bölümlerde, tüm konuşmalarda her konuda hocanın yanında bir seveni, bir destekçisi var. Ancak hoca hala yalnız olduğundan, yalnız kaldığından bahsediyor. Şu konuyu artık bir kenara bırakması gerektiğini düşünüyoruz. İtalya macerasında çalıştırdığı oyuncular onunla ilgili her dönem olumsuz yorumlar yapmıştı. O dönemi anlatan kişi ise Ümit Davala. O da hocayı sabote ettiler diyor. Hocanın yanında dönem dönem Selçuk İnan, Necati Ateş ve yine Ümit Davala gibi isimler antrenör olarak çalıştı. Ancak bu isimler bireysel bir antrenörlük kariyeri çizemedi. Anlayacağınız Fatih Terim yoksa hiçbiri yoktu. Hocanın öğrencisi olup da teknik direktörlük kariyerine devam eden bir isim bile yokken bu durumdan da asla bahsedilmemesi, hatta yine bu isimlerin hocadan övgüyle bahsetmesi yine ilginç. Sahada bir baba figürü çizdiği şüphesiz herkes tarafından kabul gören bir şey. Ancak bu baba, ailesini savunmak için her şeyi göze alıyor. Konu buraya gelince Fatih Terim'in sürekli ceza alması, hatta zaman zaman gereğinden az ceza alması da elbette konuşulmuyor. Hocanın lobisi güçlü, ancak son zamanlarda hak ettiğinden bile fazla ceza verildiğini söylemezsek de ayıp olur. Düşünün sevgili video izleyicileri. Fatih Hoca zamanında Fenerbahçe'den resmi teklif aldığını, ancak taş yerinde ağırdır diyerek teklifi reddettiğini ve evi gördüğü Galatasaray'da kaldığını anlatıyor. Konu tam buraya geldiğinde Aziz Yıldırım'ın belgesele dahil olup teklif dönemiyle ilgili bir yorum yapması harika olmaz mıydı? Milan'daki öğrencisi Pirlo'nun kitabında Fatih Hoca ile ilgili olumsuz kelimeler kullandığı biliniyordu. Ancak Pirlo konuyla ilgili gerçeği yansıtmadığını ve kitabın Türkçe çevirisinde sorunlar olduğunu söylemişti. İtalya yılları anlatılırken bu iddiadan da bahsedilse ve şu anda zaten İstanbul'da yaşayan, yani bir metrobüs mesafesinde olan Pirlo konuya dahil olsa fena mı olurdu? Hocanın kariyerindeki belki de en gereksiz olaylardan biri olan kebapçı Selahattin kavgası anlatılsa, tam burada Selahattin de iki kelime konuşsa çok mu kötü olurdu? UEFA finali öncesinde soyunma odasında yaptığı ve "Allah yardımcınız olsun" diye efsanevi bir sonla bitirdiği o konuşmanın daha fazlası, daha fazla arşiv olsa daha güzel olmaz mıydı? Zamanında dünya gündemine düşen tarihi İsviçre maçı bir parçada olsa ele alınsa ve karşı görüşten İsviçre'den bir futbolcu, bir gazeteci çıkıp anlatsaydı olayları. Çok mu şey istedik? Anlayacağınız sevgili izleyenler, çok şey istemişiz. Ülkemizdeki birçok şey gibi belgesel yapımcılığı da standartların çok altında. Hatta bir propaganda aracı olarak kullanılıyor. Netflix gibi büyük bir platformun buna alet olması da ayrı bir konu. Bilinmeyen hiçbir şeyin olmadığı, hocanın Galatasaray'dan son ayrılışı da olmak üzere perde arkası merak edilen hiçbir şeyin açıklanmadığı bu belgesel, bize göre mükemmel işlenmiş bir Fatih Terim reklam çalışmasıdır. Yine bize göre, her haliyle, iyi kötü her yönüyle anlatılsa bile, yine Fatih Terim'in ne kadar başarılı ve büyük bir figür olduğunu kanıtlayacak bir yaşam, bir kariyer var ortada. Bir sansüre ihtiyaç duymadan, her yanının anlatıldığı bir Fatih Terim belgeseli, belki de daha büyük saygı uyandıracaktı hocaya karşı. Ancak olmadı. Son bölümün son sahnesinde de anlayacağımız üzere Fatih Terim'in Galatasaray başkanlığı yönündeki ilk adımı olan bu belgesel, bize göre fanatik bir Galatasaraylıyı bile rahatsız edebilecek bir romantizme sahip. Tabii ki en değerli yorum size ait. Bu yüzden lütfen belgeselle ilgili düşüncelerinizi ve sizin aklınıza gelen, anlatılması gerekirken es geçilen olayları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.